Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bugünkü dersimizin konusu Das Wetter arkadaşlar. Das Wetter hava durumu demek. Dilerseniz hemen başlayalım. Wie ist das Wetter? Hava nasıl arkadaşlar? Wie ist das Wetter? Hava nasıl demek? Buraya baktığımızda arkadaşlar, die Sonne güneş demek arkadaşlar. Güneş ışıl diyor diyecek olursak, die Sonne scheint diyoruz arkadaşlar. Demek ki die Sonne scheint, güneş ışıl diyor demekmiş. Es ist sonnig, güneşli demek arkadaşlar. Buraya baktığımızda der Regen arkadaşlar, yağmur demek. Evet, yağmur yağıyor diyecek olursak, es regnet. Demek ki es regnet, yağmur yağıyor demekmiş. Güzel Türkçemizden farklı olarak es regnet burada bir eylem olarak kullanılıyor. Yağmurun yağması anlamında es regnet demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Schnee kar demek. Der Schnee demek ki kar demekmiş. Kar yağıyor derken arkadaşlar, burada da tıpkı es regnet'te olduğu gibi burada eylem şeklinde karşımıza çıkıyor ve es schneit diyoruz arkadaşlar. Es schneit demek ki kar yağıyor demekmiş. Ancak burada dikkat edelim arkadaşlar. Die Sonne scheint, güneş ışıldıyor. Bakın burada scheint şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada ise es schneit, bakın burada kar yağıyor demek. O yüzden bunların yazımlarına mutlaka dikkat edelim. Buraya baktığımızda arkadaşlar es ist warm, warm sıcak demek arkadaşlar. Demek ki es ist warm sıcak demekmiş. Es ist kühl soğuk demek arkadaşlar. Es ist kühl demek ki soğuk demekmiş. Burada die Wolke görüyoruz arkadaşlar. Die Wolke bulut demek. Peki hava bulutlu diyecek olursak ne deriz? Es ist bewölkt. Demek ki es ist bewölkt, hava bulutlu demek. Peki ben dersem ki eğer hava çok bulutlu, Almanlar buna güçlü bulutlu diyor bizden farklı olarak. Dolayısıyla es ist stark bewölkt, hava çok bulutlu anlamında olan, yani stark neydi? Güçlü demekti. Çok bulutlu, stark bewölkt demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar es ist leicht bewölkt, hafif bulutlu, tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi kullanılıyor. Leicht demek ki hafif anlamında. Es ist leicht bewölkt demek ki hafif bulutlu demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Nebel sis demek arkadaşlar. Hava sisli diyecek olursak es ist neblig demek ki sisli demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Wind arkadaşlar, der Wind rüzgar demek. Hava rüzgarlı diyecek olursak es ist windig demek ki hava rüzgarlı demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Gewitter, evet, fırtınanın ve gök gürültüsünün olduğu bu hava olayı demek ki das Gewitter şeklinde Almanca'da söyleniyor. Blitzt arkadaşlar, blitzt şimşeğin çakması demek arkadaşlar. Donut da arkadaşlar gök gürültüsü demek arkadaşlar. Demek ki şimşek çakıyor ve gök gürültüsü var diyecek olursak es blitzt und donut diyoruz. Es blitzt und donut demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Der Regen. Der Regen. Es regnet. Es regnet. Der Schnee. Der Schnee. Es schneit. Es schneit. Es ist warm. Es ist warm. Es ist kühl. Es ist kühl. Die Wolke. Die Wolke. Es ist bewölkt. Es ist bewölkt. Es ist stark bewölkt. Es ist stark bewölkt. Es ist leicht bewölkt. Es ist leicht bewölkt. Der Nebel. Der Nebel.
Es ist neblig. Es ist neblig. Der Wind. Der Wind. Es ist windig. Es ist windig. Es blitzt und donnert. Es blitzt und donnert. Das Gewitter. Das Gewitter. Evet arkadaşlar, şimdi die Himmelsrichtungen, yani yönleri görelim. Kuzey derken Norden diyoruz arkadaşlar. Norden demek ki kuzey demekmiş. Batı derken Westen, Westen diyoruz. Süden, Süden, bu da güney demek arkadaşlar. Doğu derken Osten, Osten demiş oluyoruz. Şimdi ben kuzey batı diyecek olursam arkadaşlar, Nordwesten, Nordwesten demiş oluyorum. Kuzey doğu diyecek olursak arkadaşlar, Nordosten, Nordosten diyorum. Güney batı diyecek olursak, Südwesten, Südwesten. Güney doğu diyecek olursak da arkadaşlar, Südosten, Südosten demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi bu yönleri hava olaylarıyla birleştirelim. Es regnet im Süden. Es regnet im Süden demek ki nerede arkadaşlar? Yağmur yağıyor. Güneyde yağmur yağıyor derken demek ki es regnet im Süden demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar, es ist stark bewölkt. Evet, stark bewölkt. Az önce öğrendik neydi arkadaşlar? Çok bulutlu demekti. Im Südosten, yani güneydoğuda ne varmış arkadaşlar? Çok bulutluymuş hava. Öyle değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar, Südwesten, Südwesten neresiydi arkadaşlar? Güney, batı demekti. Es schneit im Südwesten. Schneien, es schneit neydi arkadaşlar? Kar yağışı. Kar yağıyor. Nerede kar yağıyor? Demek ki güneybatıda kar yağıyor derken es schneit im Südwesten demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar, es ist 16 Grad im Westen. Batıda hava 16 derece arkadaşlar. 16 Grad, tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi 16 derece santigrat demek ki 16 Grad şeklinde yorumlanıyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es regnet im Süden. Es regnet im Süden. Es ist stark bewölkt im Südosten. Es ist stark bewölkt im Südosten. Es schneit im Südwesten. Es schneit im Südwesten. Es ist 16 Grad im Westen. Es ist 16 Grad im Westen. Es ist windig im Nordwesten. Windig, rüzgarlı. Im Nordwesten demek ki nerede rüzgar varmış arkadaşlar? Kuzeybatıda. Dolayısıyla es ist windig im Nordwesten. Buraya baktığımızda es ist leicht bewölkt, hafif bulutlu, im Nordosten. Demek ki kuzey doğuda nasılmış arkadaşlar hava durumu? Leicht bewölkt, yani hafif bulutlu. Es ist kühl im Südosten. Kühl, soğuk arkadaşlar. Im Südosten demek ki güney doğuda hava nasılmış? Soğukmuş. Es ist kühl im Südosten. Es blitzt und donnert. Evet, şimşeğin çakması ve gök gürültüsünün olması demek ki es blitzt und donnert im Osten, demek ki doğuda da bu hava olayı varmış. Dilerseniz şimdi bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es ist windig im Nordwesten. Es ist windig im Nordwesten. Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Es ist kühl im Südosten. Es ist kühl im Südosten. Es blitzt und donnert im Osten. Es blitzt und donnert im Osten. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde hava durumunu ve yönleri gördük ve bunları bir arada kullanmayı öğrenmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.